Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi ikizkenar üçgenin tarama testini gömelim birlikte. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. ABC ikizkenar üçgen biçimindeki bir kartonun tepe noktası A olup eş açılarından birinin ölçüsü 65 dereceymiş. Şunlar 65'er derece o halde yazalım. Şimdi şuranın tamamı da 65 derece. 65, 65 daha 130. Şuranın 50 derece olduğunu biliyorum. Ve diyor ki tepe noktası etrafında 70 derece döndürülüyor. Yani şuradan şuraya gelmiş AC kenarı AC üssü olmuş 70 derece dönmüş. Demek ki şu aradaki açı 20. A açısı 50 idi. Tabii ki burası da 50. Şimdi normalde AC kenarı AB kenarına eşitti. AC kenarı döndü AC üssü oldu. Buna da eşit. AB kenarı döndü, AB üssü oldu. Bu da eşit. Ve bakın benim burada çıkartacağım sonuç bu döndürme sorularında ikizkenar üçgenleri göreceksiniz dostlarım. İşte bu kenar bu kenara eşit çıktı arkadaşlar bakın. Ve tepesi kaç geldi? 70, 50 daha 120 derece oldu tepesindeki açı. Evet, videoyu bir durdurdum arkadaşlar. Bir misafirim geldi. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Ne yapmıştık en son? Şu tepe açısını 120 derece diye söylemiştik. Şuranın tamamını 120 bulduk. Şu ikisine ikiz kenar oldukları için alfa alfa yazdım. Ve 120'den gayrı ikisine 60 derece kaldı. Yani 2 alfa 60. Demek ki alfa da 30 derecedir dedik. Birinci sorunun cevabı Adana'dan geldi. Gelelim 2'ye. ABC ikizkenar üçgenli karton A noktasına yere dik bir biçimde kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Yani A'dan aşağıya bir diklik indirdiğimizde tam bu yükseklik oluyor ki bu yükseklikten iki eş parçaya ayırıyormuşuz. İkizkenar üçgende yükseklik hem kenar ortaydı hem de açı ortaydı. Bunu da gösterdim. Ve bakın burada 5, 12, 13 üçgeninden şuranın 12 olduğunu buldum. Şimdi bu bilgileri şurada da gösterelim. Burası dik oldu, dik oldu. Şu 12, tabii ki bu da 12, bu 13, bu da 13, bu 5, bu da 5 olacak şekilde dağıldı. Sonra diyor ki dik kenarı ile diğerinin uzun kenarı çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor diyor. Tamam, bizim işimiz üçüncü şekilde. Şimdi şu kısa kenara 5 demiştik, şuraya 13 demiştik. Bunun kısa kenarı 5, şurası dikti, burası dik. Uzun dik kenarı 12 idi. Şuraya 7 kaldı. Bunun uzun dik kenarı 12. Şurayı yazdım. Bize de diyor ki BC 10, 13 falan olduğuna göre KL nedir? İşte biz zaten bulduk arkadaşlarım. Şurada X'i arıyoruz. Pisagor bağıntısı yapacağız. X kare eşittir. Bir 7'nin karesi 49. Bir de 12'nin karesi 144. Yani X kare eşittir toplarsam 189, 193 mi yapıyor? Kök 193 geliyor. Bursa'dan çıktı sorumun cevabı. Evet, 3 numaradayım arkadaşlarım. Bakın köşe taşında çözdüğümüz sorunun neredeyse aynısıdır bu da. Hemen şu adam yükseklik ve açı ortay. O halde bu adam şöyle uzattığımda bu aynı zamanda kenar ortay olacak. Yani burası da 12 olacak ve bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olacak. Şurada bakın dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşit olduğunda biz muhteşem üçlü var demiştik. Burası da 10. Ve şu dik üçgenden de 12, 16, 20 dik üçgeni olduğunu gördüm. 3, 4, 5'in 4 katı. Demek ki x 16'dır paketli. Şuna bakıyoruz. ABC ikizkenar üçgen biçimindeki bir desteğin tepe noktasını orta noktası kabul eden bir tahtıravelli gösteriliyor. Tamam. Şimdi başka ne diyor? Tahtıravelli K noktasında yere temas ettiğinde yer ile arasında 30 derecelik açı oluşuyormuş. AP, BP'ye eşit. Tamam, ikizkenar üçgen. AK 120, bunu gördük. AB 60. Tahtıravellinin uzunluğu. Şimdi şu ikizkenarı görünce tabana bir dik indirelim. Burayı 30, 30 bölsün. Sonra bakın şuradaki dik üçgenden 30, 60, 90 dik üçgenini kullanalım. Şimdi şurası 60 derece ve 60'ın karşısı toplamda 150 santim oldu. 30'un karşısını ben nasıl buluyorum? 150'yi kök 3'e bölüyorum. Bir sayıyı köklü bir sayıya bölmenin yolu neydi? Önce kökün içindekine böl. 150'yi 3'e böl 50. Yanına da kökü yaz. 50 kök 3'müş. 60'ın karşısındaki sayıyı biliyorum.
30'un karşısındaki 50 kök 3'müş. 90'ın karşısı da 30'un karşısındakinin 2 katıydı. 100 kök 3 o zaman burası. Bu P noktası tam ortada olduğu için burası da 100 kök 3'tür. Toplam 200 kök 3 çıktı. Sorumun cevabı. Evet, bunu da hallettik. 4 numara da tamamdır. Çevirdim arka tarafayı. Bir de öğrenmesini konuşabilsem. Evet, 5 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakın bir dik üçgen var ve ikizkenar bir dik üçgen bu dostlar. Şunlar ikizkenar. Hipotenüs uzunluğu toplamda 16. Dik kenarları bulmak için ne yapıyorum? 16'yı kök 2'ye bölüyorum. Kök 2'ye bölmek demek yarısının kök 2 katı demektir. O halde 8 kök 2 buralara yazdım. Şimdi ikizkenar görünce tabana dik indirmek adettendir. Hemen indirelim. Bu diklik tabanı 2'ye bölecekti. 8, burası da 8 olacak. Buraya 6 kaldı. Sonra muhteşem üçlümüz var değil mi? Hatta buralara 45'leri yazarsanız 8, 8 olduğunu buranın da görürsünüz. Ve şu dik üçgen bizim aşık olduğumuz bir dik üçgendir. 3, 4, 5'in 2 katı olan 6, 8, 10 dediğimiz dik üçgendir. Şuna geliyoruz hemen. 2 ve 5 verilmiş. Bakın şurada paralelleri gördüğünüz için bu bir paralel kenarı biliyoruz artık. 5 ise burada 5, burası da 2. Şimdi biz ikiz kenar üçgen demiştik değil mi şunlara köşe taşında anlatırken. O zaman bu da 5 ya da şu da ikiz kenardı, burası da 2. Zaten bize de AC'yi soruyormuş, 7. Ya da şöyle demiştik, şu ikisinin toplamı bir ikiz kenara eşittir demiştik. Yani 5 ile 2'nin toplamı 7'dir. Diye de bilirdiniz arkadaşlarım. 6. sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Evet, son sorumuza bakalım. AB ile AC eşitmiş. Şimdi şurayla şurası eşit. Bir yükseklik var. BC üzerinde alınan bir noktanın AB ve AC kenarlarına uzaklıkları toplamı 8'dir. Şimdi biz ikiz kenardan öğrendik. Taban üstünde alınan bir noktadan şöyle ikiz kenarlara çizilen bu iki dikliğin toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşitti. Yani bizim x dediğimiz yükseklik 8'dir o zaman. Basit kural sorusuydu. Hemen hallettik arkadaşlarım. Cevap 8 geldi. Evet dostlar, şimdi bunu gömdük. Bütün soruları hallettik değil mi? Yapmadığımız bir soru kalmadı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Konu testine geçeceğiz dostlarım, ama konu testini de bir sonraki videoya bırakalım istiyorum ben. Yani bir videoda bir tanesi olsun istiyorum. Sonra da ÖSYM sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bu bir şey duydum ben. Bu ÖSYM soruları normalde telif hakkı içerdiği için yasakmış paylaşılması, yayınlanması, ama eğer bir soru bankasının içerisindeyse ve biz o soru bankasını çözmek için izin aldıysak, ki ben bu kitabı çözmek için izin aldım, o zaman diyorlar ki teliften kurtarıyorsunuz, yani yayınlayabilirsiniz diyorlar. Bunun doğru olup olmadığını içinizden bilen varsa benimle paylaşırsa içimiz rahat bir şekilde paylaşırız arkadaşlar. Ben şimdilik başladım ÖSYM sorularını çekmeye, ama kaldırabilirim de yayından eğer yasaksa. Evet. Böyle sorularınız falan olursa yorum kısımlarına da yazın bir şeyler arkadaşlarım. Hani şu soruyu anlamadım, bu soruyu anlamadım diye. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Neyse, çok uzatmayalım. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.